Yönetmen Sineması'nın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Ben Koray Sevindi, değerli akademisyen Canan Balan'la beraber Charlie Chaplin sinemasını konuşacağız. Programın ilk bölümünde Charlie Chaplin'in biyografisine ve filmografisine değineceğiz. İkinci bölümünde de Charlie Chaplin'in Chaplin, Chaplin Revizu filmi özelinde Chaplin sinemasının kodlarını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Charlie Chaplin sinema tarihinde çok önemli bir figür. Özellikle Amerikan sinemasının dünya sinema literatüründe Baskın olmaya başladığı 1910'lu yıllarda çok önemli bir figür olarak ortaya çıkıyor Amerika'da aslında bir İngiliz olmasına rağmen şimdi biyografisi özelinde özellikle İngiltere yıllarında ilk doğduğu zamanda İngiltere yıllarından bahsedebiliriz. Chaplin Londra'da doğuyor 1880'lerin sonunda ve işte Londra'da aslında böyle Londra'nın Gece Kondu mahallelerinde doğuyor çok zor bir çocukluk geçiriyor baba yanılmıyorsam yani baba çok küçük yaşta terk ediyor anne yarı alkolik yarı akli dengesi bozuk bir artist tiyatro sanatçısı anne de aynı zamanda ee, ve anneyle beraber kardeşiyle birlikte anneyle beraber büyüyorlar ama bir noktada anne de başlarından e, gidiyor gibi oluyor. İşte kimi zaman yetimhanede kimi zaman sokaklarda yetişiyor. Çok küçük yaşta yeteneği keşfediliyor. Zaten akrobasiyle başlıyor, vodville devam ediyor. Ee, onun ardından da e, işte, malumunuz Amerika'ya. Gidiyor. Aslında pek çok sanatçı, e, yani Chaplin'in tabi sokaktan gelen, kendi ortaya çıkardığı karakterin de özelliklerinden biri olarak... E, ...serseri karakteri, belki aylak olarak e, söylemek daha doğru olabilir. O karakterin de özelliklerinden biri olarak aslında sokağı çok iyi tanıyan, sokaktan gelen bir isim. E, bu nedenle sokağın kodlarını da bilen, filmlerine de yerleştiren bir isim. İngiltere döneminde de kendi aslında bir e, parçalanmış bir ailenin e, fertleri olarak... Özellikle abisiyle beraber hayatta da kalmaya çalışıyor ve işte çeşitli kumpanyalara, çeşitli sizinle bahsettiğiniz gibi gösterim dünyasına adım atmış oluyor. İlk aslında sahneye çıkması da çok erken yani 5 yaşında literatürü de öyle geçer. Özellikle 1992 yapımı Chaplin filmi de kendi biyografisine, otobiyografisini anlatan Chaplin filminde de bu sahneye yer alır. Annesinin sahnede sesinin kısılmasından dolayı. Aslında ortamı do, olayı toparlamak amacıyla e, sahneye çıkması ve işte insanlardan çok e, iyi bir geri dönüş alması ile birlikte e, o dünyaya adım atmış oluyor. Evet evet ee, ve yani Chaplin'in tabii hani yıldızı o kadar parlak ki bir yandan aslında hani şeyi de söylemekte sanıyorum fayda var ee, hayatıyla beraber aslında bunu da hatırlamamız. Çok önemli ben mesela Chaplin'i derslerde anlatırken de öğrencilere söylediğim şeylerden bir tanesi şu oluyor hep. Bir insanın sadece gölgesini görerek tanımanız mümkün mü dediğimiz zaman aslında Chaplin'in gölgesi o kadar ikonlaşmış ki yani sinema tarihinin bir yandan belki Marilyn Monroe ile yarışır derecede hatta yani belki Monroe'dan da daha çok bilinen, daha yaygın bilinen ...bir figür Chaplin. ilk yıldızlardan ilk demesek... ...ilk olmasa da en büyük eski yıldızlardan olmasına rağmen... yani ...1900'lerin başında sinemaya atılıyor ama halen... ...gölgesini dahi görsek Chaplin'i tanıyabiliyoruz. Kesinlikle. İkonikleşmiş bir isim. Evet. Zaten 1910'lar yani sinemanın aslında daha emekleme yılları denebilir. O yıllarda dünyanın en önemli isimlerinden biri olması oldukça büyük bir başarı aslında. O fiziksel olarak da o kendi kullandığı fiziksel kodların da getirisi aslında. Şapkası, işte bıyığı, yürüyüşü, <laughs> bastonu vesaire. kendi bu röportajlarında da gördüğümüz bir şey. 1916 yılında bir röportajında dünyanın en tanınan ismi olduğundan bahsedilir mesela. 1916 bunu başarmak sosyal medyanın olmadığı, yazılı medyanın bile böyle daha yeni yeni ortaya çıktığı bir dönemde bunu başarmak çok kolay bir şey değil. Tabii bunun sessiz sinemanın da bir avantajı var burada aslında. Sessiz sinemanın dilsiz olmasının, daha doğrusu dil bariyerini aşmış olmasının da önemli bir etkisi var diyebiliriz. Yani Sovyet gerek o dönemin tabi Rusyası'nda, hı hı. daha sonra işte Sovyetler Birliği olabilir, Çin olabilir, Avrupa'da, Amerika'da bu kadar bilinmesi, sevilmesi sessiz sinemanın getirdiği aslında o dil e, bariyerini aşan e, yapının da bir getirisi diyebiliriz. Evet, evet. E, Chaplin'in bir tabii önemli ve onun onu ayrıksı kılan tarafı da aynı zamanda yani kendisini hem yönetmen hem prodüktör hem başrol oyuncusu olması müzik, filmlerinin müziklerini dahi kendisi besteliyor. E, hatta bazı noktalarda yani sesli film geldikten sonra bazen şarkı bile söylüyor. Sirk filminde örneğin filmin açılışına sonradan ses eklenince şarkıyı kendisi söylemektedir. Böyle çok yönlü ve çok yetenekli olduğu için de bir yandan tabii ve fiziksel komediyi sizin dediğiniz gibi yani aslında slapstick diye tabir ettiğimiz fiziksel komediyi çok Ön plana çıkarmasıyla da aslında bu kadar e, ünleniyor. Çocukların da bugün dahi çok sevdiği bir sineması var Chaplin'in. Aynı zamanda tabii hani filmlerinin kendisi kendi hikayeleri, politik tarafları vesaire itibariyle de çok sofistike bir çizgisi de var. Bu ikisini bir arada tutabilmesi de e, önemli oluyor onun. Tabii o başarısının getirisi aslında dediğiniz gibi o slapstick yani harekete bağlı olarak yaptığı komedi sözde değil, tamamen hareketler üzerinden, görsel çözümlemeler üzerinden yaptığı komedi aslında uluslararası nitelik kazanmasını da sağlayan bir şey. Çünkü uluslararası kodlar üzerinden yani komedi unsuru insanların gülmesi sadece ihtiyaç anlamında değil bir gülme ihtiyacı, var zaten ama herkesin onu tanıyabilmesi o hareketleri daha insani yönlere e, yönelik olan hareketleri bilmesi onları gülmesi e, Bu da önemli bir detay genelde o dönem e, söz söz olarak bunu anlattığınızda e, aynı etkiyi göstermeyebilir Çünkü sözün e, söz komedisi e, bazı ülkelerde geçerli olsa da e, ülke dışına çıktığında çok karşılık bulamayabiliyor <laughs> Mesela işte İngiliz mizahı olabilir bunda hiç e, Hitchcock filmlerinde de onun bazı karşılıklarını görebiliyoruz. Bu açıdan Chaplin sineması tabii çok kıymetli bir sinema. Amerika'ya yolculuğundan belki biraz bahsedebiliriz. İngiltere'den Amerika'ya belli bir kumpanya ile birlikte aslında geliyor ve daha sonra Amerika'nın bir noktada fırsatlar ülkesi olmasından da faydalanıyor, bir teklif alıyor. Hatta ilk adını bile yanlış telaffuz ederek böyle bir yani Chaplin adını tam bilmiyorlar ama fiziksel olarak e, onun e, oyunculuğundan etkilenerek ona bir teklif yapıyorlar. E, belki oradan biraz bahsedebiliriz hocam Amerika yıllarından. Evet. E, Chaplin Keystone e, fabrikası fabrikası diyeceğimiz e, Keystone stüdyolarıyla ilk e, komedilerine başlıyor. Keystone önemli bir tabii hani şey e, komedi stüdyosu o dönemde 1910'larda Fiziksel komedi yapıyorlar daha çok. Chaplin'in sineması da onlarla beraber başlıyor. Yani meşhur işte küçük serseri karakteri ya da küçük aylak da diye de çevirebiliriz belki Little Trump karakteri Keystone'da ilk ortaya çıkıyor. 1914 senesinde yaptığı Venedik'te araba yarışları filmiyle beraber görüyoruz ilk bu küçük serseri karakterini. O küçük serseri karakteri de işte Chaplin'in meşhur sizin bahsettiğiniz o hani evsiz, işsiz, parasız, sokaklarda yaşayan ama aynı zamanda bütün bunlara rağmen smoking giyen, işte bastonu olan gerçek kibar bir centilmen karakterini görüyoruz. Little Trump'te, küçük serseri de. Yani böyle çok kibar, çok kırılgan aynı zamanda ama buna rağmen işte kendinden küçüklere ve kendinden daha aşağı konumda olanlara karşı çok sevecen ve yardımsever bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin şehir ışıkları filminde hatta zengin bir adamı intihardan kurtarır. Özellikle işte küçük çocuklara, kadınlara işte hayvanlara vesaire böyle yardımlarıyla bilinen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ilk. Ve Keystone'da yaptığı filmlerden işte bu Venedik'te araba yarışı filminde biz aslında şunu görüyoruz. Araba yarışını çekmeye gelen bir film ekibi var. Chaplin aslında Chaplin'in küçük serseri karakteri sanki oraya tesadüfen gelmiş bir seyirci gibi işte o meşhur bastonuyla vesaire, işte yürüyüşüyle, karşımızda ve bıyığıyla ve bir şekilde sürekli kameraya girmeye çalışıyor. Yani kameranın karşısına geçiyor ve görünmeye çalışan bir halktan insan şeklinde görüyoruz biz ilk bizi ilk onu ve hani Chaplin'in böyle bir görünme isteği, bir şovmenlik tarafıyla ve işte bir şekilde tabii öz düşünümsel bir şekilde karşımıza böyle çıkıyor olması çok da manidar geliyor bana o anlamda. Haklısınız bu konuda zaten kendisi de röportajlarında da belirtiyor ben sete yani bir senario ile belli bir senaryoyla sete girmem belli bir fikirle girerim daha sonra set sırasında o fikrin üzerine giderim, orada keşfederim diyor. Aslında mükemmeliyetçi bir insan olmasına rağmen, genelde çünkü mükemmeliyetçi yönetmenler çok hazırlıklı giderler, Sinematografiyi yazarlar, bütün sahneleri yazarlar ama Chaplin kendisine de çok güveniyor yani o zekasına, o sinemaya olan hazır cevaplığına aslında kendine güveniyor. Bu şekilde gidiyor. O filmde de. Aslında bir ön hazırlıksız, o bir anda böyle bulduğu kıyafetler ya da işte o anda oluşturduğu bir karakter üzerinden orada bir mizansen kuruyor aslında. Bu açıdan kendi diğer filmleriyle kıyasladığımızda buna tabii çok müsait filmleri, ilk dönem filmleri özellikle. Karakter üzerine giden kısa kısa hikayelerin, belki skeç diyebiliriz, o hikayelerin birleşimi üzerinden akan filmleri var. Ee, tabii 1920'lerin başında e, Parisli Kadın filmini belki ayırabiliriz. Çünkü kendi röportajlarında e, yaptığı filmleri tabii 1910'larda onlarca film yapan bir isim olduğu için e, artık komedi filmi e, yapmayı çok istemediğinden, e, drama yapmak istediğinden bahsettiği röportajları var. E, Parisli Kadın filmi de aslında filmografisinde biraz ayrılan bir filmdir. 1924'te vizyona giren film. Kendisi çok fazla görünmez. Sadece bir çok ufak bir yerde görülüyor. Bu film üzerinden aslında daha saygınlık kazanacağını yani saygınlık istediğinden drama yaparak daha fazla saygınlık kazanmak istediğinden bahsediyor. O dönemde zaten komedi filmlerinin çok fazla saygı uyandırmadığını, drama yaparak insanların daha fazla saygı duymasını istediğinden bahsediyor. Böyle de bir tarafı var tabii filmografisinde. Ee, bu film bağlamında konuşursak, tabii Charles e, Chaplin revüsü filmi bağlamında konuşursak, e, üç tane filmin aslında birleşimi. E, üç filmin, e, iki film 1918 yapımı, diğer film de 1923 yapımı. Aslında ilk dönem filmleri diyebiliriz. Tabii sürü açısından baktığımızda da aslında biraz orta metaja ka kaçan filmler. Normalde kısa film olarak yani 10-15 dakikalık filmlerini görüyoruz ama e, bu filmlerinde 30'ar 40'ar dakikalık e, filmleri orta metraja kaçan filmler var. Sonra 1920'lerden sonra zaten uzun metraja doğru kayıyor. E, üç hikayenin e, ilki bir e, köpeğin hikayesi, e, İkincisi tüfek omza olarak Türkçe'ye çevrilebilen ya da işte Charlo e, Askerde olarak da Türkçe'ye çevrilen e, bir film. Son filmde e, genelde Charlo e, kaçak olarak evet. çevriliyor. The Pilgrim e, filmi. E, bu filmler özelinden aslında e, biraz e, filmografisini de konuşabiliriz o dönemi de konuşabiliriz. Evet evet. E, şimdi bu filmlerin seçimi biraz ilginç aslında. Yani Chaplin'in e, bizim tanıdığımız filmografisinin bence en komik filmleri değil çok daha komik çok filmi var aslında Chaplin'in. E, ama gene de e, böyle bir şey anlamında belli özellikleri, belli. Göstermesi anlamında Chaplin'in filmlerindeki şemaya uyan tarafları çok var filmlerinin. Bir yandan da aslında Chaplin'in uzun metraj filmlerine de sanki şey yapmış gibi öncelemiş gibi de düşünebiliriz diye düşünüyorum ben. Örneğin köpek hayatında bir köpeğin hayatında işte böyle bir disipline edilmeyi reddeden küçük serseriyi görüyoruz. İşte e, bu iş bulma kurumuna girdiğinde orada böyle bir sıra kapmaya çalışan e, ama bir türlü sırasını e, alamayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. O, i̇şte tipik çaplinin e, işte gariban ama aynı zamanda işte hafif munzır bir tarafının e, olduğunu görüyoruz. Bir yandan da burada ee, ilginç bir şekilde bu filmde e, undercranking denilen bir işte İngilizce bu şekilde tabir ettiğimiz işte hani kameranın manevra hareketi ve onun e, sessiz dönemde kamera e, daha az kareyle çekilen filmlerin sonradan hızlandırılarak gösterilmesinden kaynaklı bir e, aslında daha hızlı, seyrettiğimiz bir tarafı var bu filmlerin. Bize gösterilen hali biraz daha yavaş görünüyor. Aslında Chaplin'in çekmeyi planladığı şekliyle değil planlamadığı haliyle seyrediyoruz biz burada. O anlamda da aslında Chaplin olduğundan azıcık daha beceriksiz görünüyor gözümüze. <laughs> Halbuki öyle değil. Ee, ve mesela örneğin sonradan yumurcak filminde göreceğimiz gibi böyle yumurcakta bir sokakta bulduğu bir çocuğu sokak ya da kapısının önüne gelen bir çocuğu sahiplenirken burada bir köpeği sahipleniyor ee, o köpek bir şekilde hayatını kurtarıyor aynı zamanda işte böyle bir Kırılgan bir genç kadınla e, beraber oluyor. İşte o kadınla birlikte bir şekilde ilginç bir şekilde aslında Chaplin'in uzun metraj filmlerinde hiç görmediğimiz, altına hücum hariç e, mutlu son karşımıza çıkıyor. E, bir şekilde filmin sonunda Chaplin sevdiği kadınla beraber hatta işte para da paraları da var ve bir hayat kurmuşlar işte bir tarlada ek bir şeyler ekerken görüyoruz Chaplin'i. normalde onun filmlerinin sonları işte en ilk baştaki gibi işte kimliksiz serseri evsiz bir karakter olarak biter yani başına bir sürü şey gelir filmlerinde en sonunda ama Chaplin şeydeki Red Kit gibi neredeyse değil mi? İşte ben yalnız bir kovboyum diye bir tane Red Kit. Chaplin de yalnız ve evsiz bir adam olarak bitirir genelde filmlerini. Dediğim gibi altına hücum hariç. Bir de köpeğin hayatında böyle bir son görüyoruz. Evet, zaten bu filmi tabi bu bu filmlerini yani yumurcaktan da belki bahsedebiliriz. Kendi hayatındaki bazı Kodlarda da belki bağdaşlaştırılabilir... ...yani orada özellikle köpeğin mücadelesi... ...diğer köpeklerle olan mücadelesi... ...işte aslında bir mazlum olma hali... ...onu kurtarması... ...belki kendisiyle özdeşleştirebilir... ...gene yumurcakta belki kendi küçüklüğüyle... ...o sokaktaki hali üzerinden... ...terk edilmiş... ...tam terk edilmiş diyemeyiz belki ama... ...yalnız kalmış diyebiliriz sokakta... ...belki onunla özdeşleştirebilir ...böyle tabii kendi yaşamından da... ...bazı parçalar görüyoruz aslında... Bundan da bahsedebiliriz. E, bu, evet. Bu tabii yava belki düşük kare meselesinden belki izleyicilerimiz e, bilmeyebilir. O dönem e, genelde 16 kare üzerinden çekiliyor filmler. Biz tabi 24 kare izlemeye alışkın olduğumuz için e, ya da işte slow motion dediğimiz daha onlar daha yüksek kareyle çekiliyor. E, bu ilk filmler daha düşük kareyle çekildiği için daha hızlıymış gibi olur. Burada da o bahsettiğiniz iş bulma sahnesinde hocam orada bir aslında Chaplin'in biraz beceriksizmiş gibi e, görülüyor. Daha hızlı olması gerekiyor aslında. Öyle bir teknik bir e, durum da var. E, i̇kinci filmden bahsedersek orada da Tüfek Omza filmi aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru daha henüz savaşın bitmeyen e, ortamını anlatan e, Almanlarla olan mücadeleyi anlatan aslında bir e, iş. Chaplin tabii İkinci Dünya Savaşı'nı e, anlattığı daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın öncün öncesinde Hitler'i anlattığı Büyük Diktatör adlı bir filmi var. 1940'da vizyona giren ama aslında hazırlıkları 1938'de başlayan bir filmi var. Bu filmde çok daha politik ve e, politik mesajları olan bir isim ama Birinci Dünya Savaşı'na tabii o dönemin şartlarında çok politik mesaj içermese de e, savaş ortamını e, iyi bir şekilde insanlara aktardığını söyleyebiliriz. E, tabii bir Amerikan askeri olarak e, Almanlarla mücadelesini anlatıyor. ve Bu filmden belki biraz bahsedebiliriz. Evet. Şimdi burada tabii evet bir yandan hani savaş filmi ama işte bitişi itibariyle örneğin savaş karşıtı mesajlar veriyor. Bir tarafıyla işte o militar ordu hayatının As absürtlüklerini de göstererek işte bir yandan o, o orduyu da eleştiren halleri de var yani Chaplin biliyorsunuz işte bir komünist olduğu için zaten Amerika'dan sürülüyor 1940'ların sonunda e, McCarthy döneminin işte o komünist avına e, o da yakalanıyor ve o yüzden sürülüyor e, onun yani çok daha öncesinde yapılmış bir film olmasına rağmen tabii işte hani sizin de bahsettiğiniz gibi orada öyle bir küçük şeyleri var. Politik mesajları da söz konusu bir işte Alman ordusuyla savaşıyorlar. Kazara kahraman oluyor örneğin. işte bir yandan mesela işte bir... Sevdiği kadını diyelim gene bir şekilde erkek kılığında onu da asker yapıyor. Sonra bir bakıyoruz kahraman olmuştu ama aslında rüyaymış gibi böyle bir hani bununla da dalga geçen bir tarafı var aynı zamanda. İşte o şey kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Kadının erkek kılığında askere girmesi. Böyle bir Cahide Sonku'nun da öyle bir anekdotu var. Onu bir uh, hatırlatmak istiyorum. Cahide Sonku'nun da kendi yönetmenliğini yaptığı uh, filminde benzer bir şeyi görüyoruz. Cahide Sonku karakteri bu sefer asker olarak erkek kılığında orduya katılıyor. Uh, Charlotte'da da böyle işte dediğim gibi bir tür uh, işte şey örneği var cinsiyet değişimi e, ya da onun böyle bir akışkanlığını gösteren bir taraf var. Evet, e, zaten e, filmde bazı melodramatik e, kodlar da var aslında hocam, kendi filmlerinde Tabi ilk dönem olduğu için bazı stereotipler üzerinden gidiyor. Gene bu işte her şey bir rüyaymış olayı. Bu tarz aslında öncül olduğu pek çok e, konu var. Daha sonradan e, klişeleşen aslında buluşlar çok fazla var. E, bu filmde de Dönemin şartlarında tabi bir Amerikan askeri olarak Almanlarla savaşan orada da mesela işte diğer karşı tarafın kumandanının işte daha böyle ufak tefek çizilmesi bunlar mesela çok yani Chaplin zaten kendisi de ufak tefek bir isim olduğu için bu tarz fiziksel zıtlıkları çok fazla kullanan bir isim. Zaten çok sözde anlatamadığı için görselle evet. anlatması gerekiyor bu zıtlıkları. Evet. E, bunu da işte daha iri yarı karakterleri kullanması olabilir. E, bu, yani bu slapstick'in aslında bir parçası olarak da niteleyebiliriz. Evet orada çok güzel bir yere değdiniz. Hemen bir e, şey, parantez açmak istiyorum. Chaplin'in böyle bir kaba sabalığa karşı bir eleştirisi de var değil mi orada? Hı -hı. Böyle bir hani... Ee, şey bir e, macho bir maskuliniteyi aslında bir yandan eleştiren o küçük kibar adam halinin bize hep böyle bir iyi karakter hoş insan olarak sunulması büyük iri ve işte şey e, hani kavgacı erkek karakterinin de bir yandan böyle bir e, hani korkulur ve aynı zamanda da hoş olmayan bir tarafını hep bize sunuyor gibi değil mi? Evet, evet haklısınız hocam. E, son filmde de, de artık Türkçe'ye daha çok e, Sherlock kaçak olarak çevrilen e, Pilgrim filminde de e, aslında bir e, gene bir kaçağı oynuyor. İlk filmlerinde olduğu gibi aslında çok fazla böyle kötü karakter ya da böyle kötülük yapan bir karakter olarak görmüyor e, Sherlock'u. Ama bu filmde de bir aslında kanun kaçağı rolünde e, kılık değiştirerek bir trene biniyor ve bir tabi ironik olarak papaz kıyafetiyle yani bir din adamı olarak şans eseri tabi bu işte aynı melodramatik unsurlardan bir tanesi de rastlantıdır. Şans eseri yine bir durakta iniyor ve orada onu bekleyen daha doğrusu o din adamını bekleyen bir kitle ile birlikte film akmaya başlıyor. Tabi orada mesela gene sinema tarihinde muhtemelen ilk kez kullanılan flashbacklerden biri var. Yani o Eskiden arkadaşı olan kişiyle olan o işte hapiste görünmesi vesaire bu da önemli bir detaydır aslında. Bu filmden de bahsedebiliriz son evet. olarak. Ben filmin başlangıcını da aslında kurgusu anlamında ilginç buluyorum sizin bahsettiğiniz flashback gibi. İlk başlarken işte böyle bir aranıyor posterini görüyoruz değil mi? Chaplin'in işte bir hapis kaçağı olarak arandığını gösteren o poster. Onun hemen ardından gördüğümüz sahnede işte böyle herhangi bir insan tamamen tesadüfi bir şekilde böyle bir kaçak asker e, hapishane kaçağının kıyafetle mahkum kıyafeti buluyor. O dönemin bu meşhur bildiğimiz bu çizgili mahkum kıyafetlerinden. Onun hemen ardından da Şarlı'yı görüyoruz. Yani meşhur işte şey karakterini küçük serseri karakterini papaz kıyafetiyle görüyoruz karşımıza o şekilde çıkıyor. Ve böyle hani bu üç sahnenin arka arkaya gelmesi bana bir yandan hani çok sinematik bir anlatım biçimi gibi geliyor. Çok güzel bir şekilde hani bize çat diye şeyi gösteriyor sanki değil mi? Chaplin askerden pardon hapisten kaçmış ve karşımıza papaz olarak çıkıyor. Sonrası da zaten işte bu işte bir şekilde kendini kilisede buluveriyor. Orada işte bir seremoni yürütmeye çalışıyor, ilahi okutmaya çalışıyor falan ama hiç alakası yok tabii durumda. Şarlon'un kendisi de biliyorsunuz zaten aslında bir Yahudi. Burada tabii onları göstermiyor bize ama hı hı. şeyde de, demin büyük diktatörde de Hani bir şekilde oynadığı bahsettiğimiz büyük diktatörde de oynadığı karakter aslında orada da işte o hem Yahudiyi oynuyor şeye uğrayan işte bir şekilde zulme uğrayan hem de Hitler'i oynuyor o o da bana çok işte incelikli bir ve bir ironi gibi geliyor şeyde de Sherlock Acakta da benzer bir durum var sanki yani hem bir hapishane kaçağı bir suçlu ama papazı oynuyor. E, evet hocam aslında anlatımı yani sinemayı çok iyi bilmesi, anlatımı çok iyi yönlendirebilmesiyle de bilinen bir isim Chaplin. Özellikle o dönemde kurgunun böyle daha yeni yeni e, başladığı, ilerlediği bir dönem 1910'ların sonu 1920'ler e, kendisi de röportajlarında gene e, özellikle sinemaya gittiğini izleyicilerin tepkilerini ölçtüğünü anlatıma çok dikkat ettiğinden bahseder. E, tabii Chaplin üzerine çok daha fazla konuşabiliriz. Siz McCarthy döneminden bahsettiniz, işte Amerika'dan sürülme hikayesi var. Sonraki dönem e, filmleri, yani Şarlot'tan koptuğu çalışmalar da var. E, bunlara da e, artık başka bir programda değiniriz. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür geldiğiniz ederim. için. Ben Koray Sevindi, değerli akademisyen Canan Balan'la beraber Charlie Chaplin sinemasını konuştuk. E, diğer haftalarda görüşmek üzere, hoşçakalın.